Bitlo kripto para platformu sunar. Selamlar. 1 Temmuz 2024 günlerden pazartesi, haftanın ilk işlem günündeyiz. Saatlerimiz de 10.38'i gösteriyor. Güzel, kazançlı ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Yılın 2024'ün ikinci yarısına da bugünden itibaren adım atmış olduk. Artık 3. ve 4. çeyrekleri konuşmaya başlayacağız. Sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in canlı yayını vardı işte televizyonda, biraz onu dinledim. Ama oradaki konuşmaları sonra yorumlamak istiyorum. Çünkü bu hafta gündem bayağı bir yoğun. Bir de önemli birkaç tane uyarım olacak. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Şimdi arkadaşlar, bir geçen haftaya bir gidelim istiyorum önce. Şimdi geçen hafta dedik ki Perşembe günü Amerika büyüme verisi gelecek. Cuma günü PCE verileri gelecek ve burada hani beklenti ve beklentinin altında, özellikle beklenti altı gelirse piyasalarda artık bir hani buradan bir yükseliş görme ihtimalimiz güçlenir. Güçlenme ihtimali var diye konuşmuştuk. Veriler aslında tam beklendiği gibi geldi. Şimdi biz Cuma verilerini değerlendirmemiştik. Cuma günü Amerika'da bu PCE verisi dediğimiz enflasyon öncü göstergesi tam beklendiği gibi geldi. Aslında kötü bir veri değil. Önce onu söyleyeyim. Çünkü geçen aya göre beklenti de düşüş yönündeydi. Ama neticede tam beklendiği gibi geldi. Hatta Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentisinde 3.3'ten 3'e düştü. 5 yıllıkta 3.1'den 3'e düştü. Yani bir düşüş var. Aslında veri o kadar kötü değil. Fakat biz yükselişi ne altında ne Amerika borsalarında görmedik. Yani tam anlamıyla normalde buradan bir tepki yükselişi, en azından bir yükseliş olmasını beklerdik. Ama piyasa özellikle Amerika borsaları hisse senedi tarafında pek güzel şeyler olmadı. Onu söyleyeyim. Çünkü haftayı bir satıcılı kapattı. Yani satış vardı Amerika'da hisse senedi piyasalarında. Yine altına geldiğimiz zaman altın 2325 dolar. Evet, geçen hafta bir 2300 doların altını gördük ama toparlandı, fakat yine de piyasa çok kararsız. Kararsız. Nereye gideceği noktasında çok emin değil arkadaşlar. Amerika'da şimdi hani altını ve gümüşü anlamak için, bakın Amerika borsaları küreseli anlamak için bunu anlatmak zorundayız. Lütfen burayı iyi dinleyiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde iki tane faiz indirimi fiyatlaması var baktığımız zaman. Ama o faiz indirim fiyatlamasının da tam fiyatlamalara da yansımadığını görüyoruz. Yani bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama piyasada bir tedirginlik var. Yani bu tedirginliği ancak bu gelen PCE verileri, Cuma günkü PCE verilerine piyasanın verdiği tepkiye bakarak söylüyorum. Bunun altında da bence en büyük etken Fed üyelerinin konuşması. Şimdi en son Fed üyelerinden Bowman konuştu ve dedi ki faiz indirimine gerek yok dedi. Yani faiz indirimi beklemiyorum dedi ve olmaması lazım gibi acayip şahin bir konuşma yaptı. Şimdi Fed üyelerinin bu faiz indirimi konusunda bu kadar şahin olması piyasaların canını sıkıyor. Şimdi zaten Amerika borsaları tarafında baktığımız zaman hani elinde, bakın özellikle AFA olanlar, direkt hisse senedi bulunduranlar, işte AFT'ler, yaylar bulunduranlar, uzun zamandır da biriktirenlerin özellikle iyi dinlemesini rica ediyorum. Şimdi piyasadaki bu gelen verilere piyasanın bu şekilde tepki vermesi tamamen piyasanın kafasının karışık olduğunu ve tedirgin olduğunu bana göre gösteriyor. En önemli etken de dediğim gibi Fed üyelerinin hani hiç faiz artışı da yapmaya, özür dilerim, faiz indirimi de yapmayabiliriz şeklinde böyle acayip şahin açıklamaları. Buna bağlıyorum daha çok. Şimdi aynı konuyla alakalı Goldman'ın bir uyarısı oldu. Şimdi biz seneye şöyle başladık, aslında çok karışık bir seneye başladık başlarken. Çünkü 6-7 faiz indirimi bekliyordu piyasa. Sonra o işte 1'e 2'ye kadar düştü, zaman zaman 1'e kadar da düştüğünü gördük. Ama her şeye rağmen bir hisse senedi tarafında bir boğa piyasası vardı. Yani yükselen, hiç durmadan giden bir endeks vardı. Ne olursa olsun Nvidia ile birkaç tane hisseyle bile götürülüyor olsa bir boğa sezonu yaşandı. Ciddi bir yükseliş oldu mu? Evet, oldu. Şimdi hem Nvidia'da bir sıkıntı var. Hani orada artık böyle bir düşüşler var. Hem de geldiğimiz noktada artık acaba boğa sezonunun sonuna mı geliyoruz? Ve hani piyasadaki bu tedirginlik
Fed'in de bu kadar şahin açıklamalar yapıyor olması piyasayı korkutuyor mu? Ki korktuğunu zaten Cuma günü verdiği tepkiden de görüyoruz. Goldman'ın uyarısı da şu, diyor ki frene basma zamanı gelmiş olabilir diyor. Çünkü zaten borsalar çok ciddi gitti. Yani biz nereden baksanız geçen sene Ekim-Kasım'dan bu yana bir yükseliş vardı. Nisan'da biraz düştük evet ama sonra yine toparladı ve hani çok ciddi geldik. Ama artık şimdi yavaş yavaş bu boğanın da sonuna gelmiş olabiliriz şeklinde bir uyarısı bulundu. Ben de burada hani sizlere bunu söylemek istiyorum. Artık böyle biraz hani ben ikinci yarıdan daha umutluydum açıkçası ama hisse senedi tarafında biraz daha durum farklı. Geçtiğimiz yayınlarda da şunu konuşmuştuk. Bakın mesela Amerika'da büyüme ilk çeyrekte bir küçülme var. Daralıyor. Gelen PMI verileri çok iyi değil. İstihdam tarafında da aslında biraz ne diyelim karışık ama yani biraz zayıflama da var. Yok değil. Bakmayın siz tarım dışı istihdam verisi çok güçlü gelmişti. Ama ücretler tarafı farklı gelmişti. Jobs mesela çok çok önemli. Orada bir düşüş gördük. Yani daha böyle resesyon aslında var mı? Aslında var. Ama yani piyasa bunu kabul etmesi biraz belki zaman alacak. Belki de o döngünün içerisine giriyoruz. Şimdi resesyon piyasaların durgunlaşması demek ve bu da hani şirketlerin bundan negatif etkileneceği anlamına da geliyor aslında. Şimdi baktığımız zaman endekse çok büyük bir problem var mı? Şu anda baktığımız zaman ne kısa vadede ne orta ne uzun vadede hiçbir sıkıntı görünmüyor. Bunlar tamamen önümüzdeki senaryolar arkadaşlar. Şimdi Amerika'daki seçimler de çok dengesiz. İşte Biden'ın Trump'la karşı karşıya gelmesi orada ne bileyim çok memnuniyet uyandırmadı. Trump kazandı o münazarayı. Adamın mental sağlığı çok iyi değil. Bunu konuşmalarından da görüyoruz. Belki önümüzdeki günlerde seçime doğru giderken Biden'ın değişme ihtimali bile olabilir. Başka bir aday da çıkarabilirler demokratlar. Tüm bu süreçler Amerika tarafında biraz böyle durumların karışık bir tarafa da gittiğini bize gösterebilir. Onu söyleyeyim. Biraz temkinli olmak gerekiyor. Temkinli olma tarafındayım. Maalesef ben sene başından beri temkinli olma tarafındayım. Yapacak bir şey yok. Hani ciddi de bir yükseliş de oldu. Buradan ne diyelim hani evet elimizde ben de bir miktar taşıdım ama mümkün mertebe arttırmamaya çalıştım. Şimdi bu gelen sinyallerde açıkçası biraz özellikle endeks tarafında moralleri bozuyor mu? Evet bozuyor. Şimdi burada altın bakın altın pozitif ayrışabilir. Onu söyleyeyim. Altın, gümüş buralarda pozitif ayrışma ihtimali hatta kriptoların bile pozitif ayrışma ihtimali olabilir. Neden diyeceksiniz? Şimdi işte resesyon aslında mesela tam bir resesyon kabul etmeseler bile aslında bir stagflasyon da güçlü. Yani fiyatlar düşmüyor ama resesyona gidiyorlar. Bir stagflasyona da aslında doğru gidiliyor. Belki de içindeler. Öyle söyleyeyim. Teknik olarak kabul etmeseler bile bize bazı veriler bunu da gösteriyor. Böyle durumlarda altın pozitif de ayrışabiliyor. Yani bunu biraz zamanla göreceğiz. Çünkü işte güvenli liman, jeopolitik risklerin yüksek olması, dünyada savaş riskinin çok yüksek olması ons altını bir taraftan besliyor. Yani resesyonda endekse yaramaz ama altın burada pozitif bir şekilde ayrışma ihtimali güçlü. O nedenle kısa kesiyorum. Artık bu kadar yeter. Açıklamayı lütfen siz de soru yorumlarınızı aşağıya bırakın. Yani yılın şöyle söyleyeyim. Hani burada artık bir ayrışmanın da içerisine doğru giriyor olabiliriz. Onu söylemekte fayda var. Daha verileri biraz daha yakından takip edeceğiz. Şimdi bu hafta yine şöyle söyleyeyim. Portekiz'de şurada evet Avrupa'da Portekiz'in Sintra kentinde bir ekonomi zirvesi, Jackson Hole'e benzeyen bir zirve yapılacak. Orada işte Avrupa Merkez Bankası'nın üyeleri konuşacak. Powell'ın konuşması var salı günü. Yine Fed üyeleri konuşacak. Ve bu konuşmalar bu haftanın tamamında yine bir volatiliteye sebep olacak. Özellikle Powell'ın konuşması salı günü ne diyecek? Ne kadar şahin konuşacak ve nasıl bir izlenim verecek? Piyasalar bir kere bunu yakından takip edecek. Onu söyleyelim. Bugünden itibaren özellikle Amerika'yı değerlendirmek istiyorum. Çünkü Amerika piyasaları küresel piyasaların tamamına yön veriyor.
bugünden itibaren pazartesi itibaren bir kere PMI verilerini takip edeceğiz. Üretim PMI gelecek, isim ay verileri gelecek. Şimdi buralardaki düşüşler ve beklentilerin altında, yani zayıf veriler bize hakikaten bir resesyonu şey yapabilir, gündeme getirebilir. Yani resesyon sinyali olarak bunu görebiliriz. Ne kadar güçlü, ne kadar güçlü değil. Biraz önce anlattığım senaryoyu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Hani bu senaryo kesin gerçekleşir demiyorum bakın. Ama cuma günü PCE verilerine piyasanın verdiği cevap çok hoşuma gitmedi. Piyasanın iki tane faiz indirimi beklemesine rağmen buna iki faiz indirimi gelecekmiş gibi tepki vermemesi, FED üyelerinin konuşmalarına aşırı tepki vermesi biraz burada açıkçası piyasanın tedirgin olduğunu bize gösteriyor. Goldman'ın da aslında bu açıklaması bunu doğruluyor. Yani biraz ne diyelim, özellikle hisse senedi tarafına biraz daha temkinli yaklaşmak, biraz daha yavaştan almak, biraz daha nakitte durmak. Çok güzel mesela karlar yazdım. Kas senedir elimde, özellikle bu son ralliye katıldım, güzel para kazandım diyenlerin belki de biraz kar realizasyonu yapması gerekir diye eklemek istiyorum bu arada. Şimdi salı gününe geldiğimizde Avrupa'dan enflasyonu alacağız. Ama en önemli gösterge salı günü JOLTS gelecek arkadaşlar. Bakın JOLTS'ta ciddi bir düşüş bekleniyor. 8 milyonun altında bir rakam bekleniyor. İş imkanları, iş ilanları sayısını gösteriyor. Aslında bunun düşük gelmesi istihdam tarafının soğuduğunu ama aynı zamanda bir resesyon göstergesi bana göre. Çünkü iş ilanı yok ve şirketler çalışan almıyorlar. Burada bir zayıflama var anlamına geliyor. Bu da aslında zayıflıyor ama Fed'in elini güçlendirmeyen bir veri ama aynı zamanda resesyonda destekleyen bir veri, onu söyleyelim. Yani biraz piyasanın tepkilerini izlememiz ve Powell'ın açıklaması var aynı gün. Bunu izlememiz lazım. Yani salı günde volatilite devam edecek. Özellikle Powell'ın ve JOLTS verisiyle beraber. Çarşamba günü bizde enflasyon var. Enflasyonu yakından takip edeceğiz. Onu ayrı konuşuruz. Çarşambaya devam ettiğimizde aynı gün yine ADP gelecek. Özel tarım dışı istihdam verisi gelecek. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Yine PMI verileri de gelmeye devam edecek. Ve tabii çarşamba günü FED tutanakları var. Saat 9'da. O da önemli. O da ciddi anlamda bir, her ne kadar geçen ayın toplantı tutanakları olsa bile burada her bir FED üyesi ne demiş, nasıl düşünüyor, bunları görüyor olacağız. Dolayısıyla bu da volatilite yaratabilir. Perşembe günü biraz daha sakin bir gün ama cumaya geldiğimizde dananın kuyruğu belki de o gün kopar diye düşünüyorum. Gerçi geçen tarım dışı istihdam verisi çok güçlü gelmesine rağmen ücretler tarafı ters orantı gelmişti ve piyasa yine beklemediğimiz gibi bir tepki vermişti. Dikkat ederseniz piyasa artık hani kafası o kadar karışık ki ne yönde tepki vereceği konusunda biz de zor tahmin ediyoruz ve dolayısıyla hani burada bir temkinli tarafa geçtiğini görüyoruz piyasanın, özellikle hisse senedi tarafında. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi düşük bekleniyor, 189K. Geçen ay da düşük bekleniyordu ama beklentinin çok üstünde bir veri gelmişti. Ondan sonra ortalama saatlik kazançlar var, orada bir düşüş beklentisi var. Yani tarım dışı istihdam verisinde sürprizler her zaman oluyor. Sürprizlere yine açık olmak lazım diye söyleyeyim. Şimdi gelelim buradan tüm bu veriler ışığında altına bir bakalım. Ons altın. Ons altında 2300 doların altında artık kalmıyoruz. Çok fazla gitse bile orada kalıcı olmuyor. En son gördüğümüz destek seviyesi 2285 dolar seviyesiydi. Hani oraları belki bir daha deneyebilir. Denerse, 2300'ün altına gelirse bu hafta zaten alım için çok güzel fırsat olur. Ama şunu söylemek istiyorum. Altını yukarı götürecek ons altını kısa vadede şimdilik 2400 doların üzerine atacak aniden bir jeopolitik risk, aniden başka bir şey karşımıza gelmezse, yani beklenmeyen bir şey olmazsa, kısa vadede çok büyük bir yükseliş, 2400 doların üzerine çıkmasını ons'tan bahsediyorum, beklemem. 2290 la işte 2380 arasında gidip gelen bir ons bu haftada olacak. Yani ileri geri, yukarı yönlü, aşağı yönlü devam edecek bu hafta. Tabii ki dediğim gibi beklenmeyen bir şey gelirse, bir savaştır, bir haberdir vesaire, o zaman enteresan şeyler görme ihtimalimiz var.
Yani ons tarafında evet beklentimiz yukarı yönlü, daha orta uzun vadede orada bir sıkıntı yok. Ama kısa vadede bu hafta için bahsediyorum, aşağı gelişler 2300 doların altı özellikle güzel fırsat olacak. Halihazırda dolar TL'de de düşüş var. 32.65. Şimdi Mehmet Bey'in bir tane cümlesi aklıma geldi sabah canlı yayında. Öyle bir kaynak girişi var ki ne yapacağımızı bilemiyoruz şeklinde. Yani bu kaynak girişi tabii ki bir döviz girişinden bahsediyor. Doların aşağıya gelmesi, yani biraz yukarı çıkmıştı, biraz aşağı geldi. Gram altın yatırımcısına yüzünü güldürmüyor, farkındayız. Bir ileri bir geri yapıyoruz ve genelde de yatayda gidiyoruz. Yani burada bir şey kazandırmıyor, aylardır bu buralarda takılıyor. Orta uzun vade için güzel fırsatlar ama kısa vade için tabii ki çok iç açıcı değil. Ama zaten şunu söylüyoruz, bakın altın kısa vade için alınmaz. 1-2 aylık, 3 aylık, 5 aylık bir alım değildir. En azından aldığınız zaman burada biraz beklemesini bilmeniz lazım. Çünkü burası bizim portföyümüzü koruyan güvenli bir liman. Bizim elimizde sadece tabii ki Amerika borsaları, bizim borsalar yok. Bir çeşitlendirme, bir yatırım sepeti lazım, bir portföy lazım. Portföyümüzün olması lazım. Bu portföyün içerisinde altın portföyümüzü koruyan güvenli bir liman olmaya devam edecek. Keza aynı şekilde gümüş için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani yılın ikinci yarısında altında da gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini, kısa vadede bahsettiğim hareketler olabilir ama orta uzun vadede yine devamını beklediğimi söylemek isterim. Sadece Amerika borsaları tarafında biraz daha temkinli tarafa temkinliydim. Biraz pozitife dönmüştüm ama şu cuma günü gelen veri, Goldman'ın bu açıklaması, ondan sonra mesela Amerika'da konut fiyatları yukarı gidiyor ama talep çok düşük seviyelerde. Talep yok diğer taraftan. Küçülme var Amerika ekonomisinde. Yani bir resesyon durumu var. Borsalar resesyonu sevmez, durgunluğu sevmez. Ve zaten çok iyi bir rally yaptı. Yani bir yerde bir dinlenmeye de geçebilir. Tüm bu verilere baktığımız zaman özellikle resesyon ve piyasanın artık hani ilk gelen büyüme verisini çok fiyatlamamıştı. Ama hem Fed üyelerinin şahin konuşması hem de Amerika'daki bu küçülme verisi piyasayı korkutuyor, öyle söyleyeyim. Yani korkutuyor. Bu resesyon olayını yakından, daha da yakından takip etmemiz lazım. Bir de bu seçim olayı, Biden'ın en son yaptığı bu Trump'la ilgili konuşmasında böyle saçma sapan, işte durması kalkması, mental sağlığının yerinde olmadığını gösteren işaretler var. Demokratlar da şimdi bunu masaya yatırmış durumdalar. Amerika'da bu konuşuluyor. Hani Biden'ın yerine başka bir adayın getirilmesi konuşuluyor. Dolayısıyla hani seçime de giderken orası da biraz karışabilir diyebiliriz. Tüm bunlar risk mi? Evet, risk. Onu da söylemiş olalım. Tabii ki kriptolara bakalım. Bitcoin bir tepki verdi. Bir tepki yükselişi orada gördük. Yani Bitcoin tabii ki kripto paralar hala daha riskli, onu söyleyeyim. Yani buradan evet bir 60 bin dolardan bir tepki aldık. 59-60 bin dolardan bir tepki geldi. Bir tepki yükselişi geldi. Fakat bu tepki yükselişine şu anda evet ya, hani bu satış bitti diyeceğimiz hala o noktada değiliz, onu söyleyeyim. Hala o düşen trend tam anlamıyla kırılmadı yükseliş yönünde. Dolayısıyla riskler var mı? Evet var. Ve hani alım yapacakların ne diyelim, en azından hep söylüyorum, hani tüm parasıyla yatırmak yerine bir kademe, bir miktar buradan alıp beklemekte fayda var. Yani yukarı mı gidiyoruz, aşağı mı geliyoruz? Eğer olur da 60 bin dolar, 59-60 bin dolar aşağı yönlü kırılırsa eğer, o zaman biraz daha aşağıya gelme, 53-55 bin dolar bandına kadar çekilme ihtimalimiz var. Hatta 52 bin dolarlara kadar çekilme ihtimalimiz var. Onu da söyleyelim. Riskin bitmediğini de söylemek isterim. Yani eğer hani yükseliş başladı dediğimiz noktaya gelirsek zaten ben sizle onu paylaşırım. Bu da tabii kısa vade için, şimdi ya para kazanamıyoruz ama arkadaşlar yani önce mal toplayacağız değil mi? Mesela işte Amerika borsaları düşerse benim için güzel olacak. Yani çünkü zaten ben başından beri bu sene hep temkinli taraftaydım. Yılın ikinci yarısı hani pozitif
tarafa daha iyi olacağını düşünürken şimdi bu resesyonu daha yeni yeni bunların fiyatlaması ve özellikle Cuma günü bu PCE verilerine piyasanın beklediği gibi yani yukarı çıkması gerekirken tam tersine bakın altın en azından bir miktar yukarı çıktı ama Amerika borsaları düştü. Düştü, Nasdaq düştü, S&P düştü, Dow düştü. Yani buralardaki düşüş biraz tedirgin edici. Fed üyeleri de çok şahin konuşuyor. Seçim de burayı olumsuz etkiliyor. Goldman'ın açıklamaları var. Dolayısıyla biraz ben temkinli tarafa geçerim. Düşerse benim için düşüşe girerse benim için alım fırsatı olur. Dolayısıyla düşüşler bizim için alım fırsatı. Yani her zaman kazanacağız. Her zaman piyasa yukarı gidecek diye bir kaide yok. Düşecek, mal toplayacağız. Bekleyeceğiz. Çıktığı zaman para kazanacağız. Yani bazen elimizdekini korumak önemlidir. Zarar etmeden elimizdeki varlıkları korumak. Bakın varlıkları korumaktan, parayı korumaktan bahsetmiyorum. Varlıkları korumak. Yani elinizde sonuçta mesela işte 50 gram altın varsa 50 gram altın duruyor hala orada. Yani hani o 48 gram olmuyor neticede. Hisse senediniz varsa işte atıyorum 1000 lottan bilmem ne hissesi var. Tamam o da duruyor hala neticede. Kısa vade için dediğim gibi düşüşler, önümüzde düşüşler. Yani ne olur ekleme yaparız. Varlıkları koruruz. Arttırmak için güzel fırsatlar verir. Önümüzdeki dönem boğa piyasaları için de güzel hazırlıklar yapmış oluruz. Yoksa piyasa sürekli yukarı gitse ne yapacağız? Hiçbir şey kazanamayız. Evet bayağı uzun da konuşmuş olabilirim. Ben burada bitireyim isterseniz. Konular daha çok var. İçeriye çok değinemedim. Mehmet Şimşek'in konuşmasını için ayrı bir video çekeceğim. Bizim borsayı ayrıyeten değerlendireceğim. Özellikle Mehmet Şimşek'in konuşmaları oldukça önemli. Şimdilik bu kadar diyelim. Lütfen soru yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağıya bırakınız. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Beğeni de yapmayı unutmayın. Evet şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.